Başlıyoruz. Zaten bir sohbet formatında gideriz diye aslında ben sizi de biraz tanımak istiyordum. Oo, İyi, çok iyi. iyi oldu yani. Şey böyle bir resmi bir sunumdan ziyade belki böyle birlikte birbirimize Tabii hani bir tabii. şeyler atarak konuşuruz diye düşündüm. Yolda gelirken hani aklımdan geçenlerden böyle not aldıklarımdan birkaç bir şeyi aslında size sormak istiyorum. Yani bu konuda biraz uzman olduğunuz için. Bütün bu dijital arayüzler bir şekilde bir hani filtre gibi çalışıyor galiba. Ve biz bir şeyler çekiyoruz, kaydediyoruz, konuşuyoruz. Onlar bunları filtreleyip bir arayüzlerde kategorize ediyorlar. Galiba tam da sıkıntı o kategorizasyon mekanizmalarında çıkıyor. Yani sanat açısından baktığımızda ciddi bir zaten bir veri kaybı var. Ve orada işte hani en çok rahatsız olduğum şahsen o enformasyonu kategorize ederken birincisi ciddi bir hız var. Hız istiyor yani sürekli böyle bitmeden durmadan o aksın istiyor. Hatta geçtiğimiz yıl bir iki böyle bir server hatası olmuştu hatırlıyorsunuzdur. Google'ınkinde bir kriz oluyor yani. Hayatın kendisi duruyor o akış durunca. Dolayısıyla sürekli akmak isteyen bir sistem var ve biz de o sistemi sürekli besliyoruz. Yani orada bir zaten hepimizin bildiği bir uyuşturucu bağımlılığına benzeyen bir tür bağımlılığımız var. Onu sürekli besliyoruz. O bize bir feedback yapıyor. Birincisi bu hız meselesi. İkincisi de en çok yani benim şahsen sorunlu olarak gördüğüm şey dikkat çekici olmaya çalışması her şeyin ve onun da bir yarış haline girmesi yani en çarpıcı, en güzel, en etkileyicilik üstünden filtrelemesi. Burada da işte filtre mekanizması olarak bu like'lar benzeri şeyler, yorum sayısı gibi özellikler kullanıldığı için sanat açısından yine baktığımda çok ciddi bir görünürlük krizi oluyor. Görünür olan eşittir sanattır gibi, en çok görünür olan hatta iyi sanattır gibi bir çok çarpık, çok tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü sanat tarihine baktığımız zaman sanat aslında hiç böyle işleyen bir şey değil. Birincisi yavaş bir şey sanat. Yani mecraya göre değişir tabii ama dijital bir iş bile yapsanız çok çok yavaş. Hem üretim açısından yavaş hem de izleyici olarak onunla geçirdiğimiz vakit açısından anlamak için, kavramak için, duyumsamak için yavaş yavaş geçmemiz gerekiyor. Yani müzeyi böyle hızlı hızlı gezdiğimizde hiçbir şey anlamıyoruz. Sosyal medyayı gezmek gibi değil mesela müzeyi gezmek. Orada bir sıkıntı var hız açısından. Diğeri de dikkat çekici olmak çok sınırlı bir sanatın şeyi, ifade tekniği. Çok büyük bir kısmı ise sanatın aslında hiç öyle dertleri yok. Hani tam tersi çoğu zaman avantgard sanata baktığımız zaman hatta çirkin olan, sıradan olan, hiç de dikkat çekici olmayan bir şey var. Bir de son olarak galiba beni huzursuz eden şey maddesizleşmek. Yani bu arayüzlerde sanat hele bu NFT ile falan da birlikte iyice şeye dönüşüyor. Böyle bir maddeden arınmış bir şeye dönüşüyor. Oysa ki yani dijital çalışma bile yapsak onun bir altyapısı var, bir teknolojisi var. Ama orada çalışan makineler var, yağ var, bir şey var, fanlar döner. Yani bütün bunlardan arındırıp böyle bir yüzeyde bir böyle bir hayaletimsi bir şeye çeviriyor. Bu tabii sosyal medyaya özgü bir şey değil. Aslında dijital fotoğraf çıktığı zaman ben hatırlıyorum bu tartışmalar hep oluyordu. Ama bu NFT ile ve NFT'nin de sosyal medyaya çok entegre olması özellikle Twitter'a orada bu tartışmalar yeniden alevlendi. Acaba buralardan konuşabilir miyiz bilmiyorum. Bu Tabii aklıma gelenler bunlar. başlayalım. Siz Evet. beni dürtün. Yani Tamam. bazı şeyleri de atlayabilirim de. Tamam. Şimdi şöyle hız kısmı dan başlayacak olursak. Yani böyle internetin mimarisinde bir hız var. Yani bir defa zaten mekanının bir aktör olmasını epey azalttı. İşte hani... Tamam. Şimdi iyi mi? Bir defa zaten hani bize getirdiği internet çıktığında ilk önemli şeylerden birisi mekanını bir bakıma bypass ediyoruz. Yani böyle
Çok hızlı bir şekilde işte dünyanın her tarafıyla haberleşiyoruz. Enformasyon paylaşımı yapıyoruz. Yani böyle bütün internet araçlarında zaten bir hızlılık var bir tür. Bu yani yapısal tarafı tamam ama onun dışında aslında zaman oyunu yine kullanıcılarda. Yani zamanı nasıl kullanacağımız. Bahsettiğiniz şeylerin bir kısmı aslında internetin geldiği şu evrede başımıza bir bakıma bela olan büyük teknoloji devleri yüzünden. Tamamen suçlu değiller. Böyle sürekli hani corporate bashing denen olayı tasvip etmiyorum çoğunlukla. Yani öyle ama tabii ki eleştirilecek yönleri var ve işte biraz da bunlar. Aslında sizin o bağımlılık diye kendinizi suçladığınız durum aslında arka planında binlerce kişi çalışıyor. Bizi nasıl daha çok kullandırabilirler. İşte o bildirimlerin yapısından tutun en ufak mesajın içeriğine kadar zaten bizi daha çok etkileşime sokmak için çabalıyorlar. Yani bütün iş modeli bu zaten. Bu büyük teknoloji devlerinin. O yüzden böyle bir ve bu teknoloji devleri de şu anda interneti büyük ölçüde tekelini aldığı için bunları hep kafa yoracağız. Şu anda hani yeni bir internet ortaya çıkana kadar elimizde bu var. Bayağı da kamusal tartışma da var aslında. Onun için iş modellerinde değişiklikler görmeye başladık. İşte bu son zamanlardaki bu Web 3 tartışmaları biraz bundan dolayı. İşte belki blok zincir tabanlı bu kadar büyük teknolojinin tekelinde olmayan bir internet hayali kuranlar var. Ve yani onlar olur olmaz yani hep beraber göreceğiz ama şu anda karşımızda böyle bir hızı vurgulayan hızdan da çok aslında hızdan da amaç etkileşim olan bir iş modeliyle karşı karşıyayız. Eğer bunu aşabilirsek aslında kişisel kullanımlarda hani ben de o benden istenen yazıda da biraz böyle yine de ümit var bir şekilde bitirmeye çalışmıştım. Kendi aslında zamanımızı kendi pace of time'ı aslında yine de ayarlayabiliriz bence. Zor, internet okur yazarlığı gerekiyor ama bence mümkün. Yani bunun için yeterince araçlar da var. Mesele biraz geri çekilebilmek. Yani Instagram bu kadar sizi strese sokuyorsa ve eğer Instagram'la mücadele edemiyorsanız ki edinememesi çok normal bu arada. O zaman başka mecralarda yani daha bir sanatçı olarak var olabilirsiniz. Tabii. Tabii, siz kesin istediğiniz zaman. Şimdi bu şeyi aklıma getirdi. Buraya gelirken bir podcast dinliyordum, Adalet Atlası'nın. Bir sanatçı arkadaşım Aslı da toksisite iki taraflıdır gibi bir şey demişti. Yani tek tarafla bir şey toksik olmuyor. Yani eskiden televizyona yöneltilirdi o eleştiri işte. Sanki televizyonun böyle şeytani bir icat gibi ama aslında mesele nasıl televizyon izlediğimizle ilgili. De internette de böyleymiş gibi görünüyor ama mesela ben uzun zamandır şey arıyorum. Daha böyle sanat çevresinin hareket edebileceği, daha birbirimizi anlayabileceğimiz daha dar bir sosyal medya arıyorum mesela. Var bir sürü alternatif. Hiçbiri kullanılmıyor. Ben girsem de arkadaşlarımı davet ettiğinde gelmeyeceklerini ya da gelseler de bir süre sonra daha önce böyle bir iki Vero falan gibi programlarda da olmuştu. Kopamıyorsunuz dolayısıyla. Evet. Çevre zaten orada çok yerleşik olduğu için hani bu sanki bir göç gibi. Evet. O yüzden mümkün gelmiyor bana sizin söylediğiniz ya da bilmiyorum çözümünü mesela. Yani şöyle oluyor aslında ama yani şöyle sizin hedefiniz şey değilse, fenomen olmak değilse, bir defa zaten var olan mecrada da varlığınızı sürdürüyorsunuz. Yani çok like almasanız da aslında sizin bir kitleniz oluşuyor. Organik bir kitle. Az ama takip ediliyorsunuz ve biliniyor. Yani bir kere orada belki kendi kendinizle mücadele edip hani tamam burada evet işte bu mecrada öne çıkanlar benim gibiler değil ama ben de kendime bir yer edindim diyebilirsiniz. Ki aslında öyle oluyor yine de. Bir de bu bir arayış yani şöyle ne bileyim mesela düşünün DeviantArt vardı bir dönem. Yine çıkabilir böyle bir şey. Çünkü insanlar çok usandı aslında var olan şeylerden.
Mesela yıllardır böyle gözüme çarpıyor. Ello diye bir şey var mesela. Daha çok tasarım odaklı galiba. İnsanlar birbirini buluyor. Ve bazen de yani arkadaşlarınız gelmiyorsa bile gidip orada yeni bir arkadaş kitlesi de yaratabilirsiniz. Arkadaşlarınızı gözden geçirin diye düşünmüyor değilim. Ben bunları tabii var olan genel sisteme çözüm olsun diye demiyorum. Yani yalnızca alternatif devam yolları olabilir. Yani bu bireysel çabaların ötesinde şu anda elimizdeki interneti öyle kolay kolay değiştiremeyiz. Ama genelde hep söylediğim bir örnek var. Yani bundan 10 yıl önce işte Berlin'de bir dijital aktivizm etkinliğine katılmıştım. Böyle yolda yürürken küçük bir grup gördüm. Kişisel verinin kullanımını büyük teknoloji devlerini protesto ediyorlardı. Böyle 15-20 kişi falandılar. Ben de böyle üzülmüştüm yani. Hani yani çok küçükler, çok küçük bir grup ne olacak diye. Ama bakın yani onlar sayesinde olmadı belki ama 10 yıl sonra yani şu anda Avrupa Birliği kişisel veri konusunda bayağı sıkıştırıyor Big Tech'i. Yani onun için aslında bu çabalar boşa gitmiyor. En azından bir alanınız olmaya devam ediyor. Yani video yapıyorsanız YouTube'da evet tavsiye edilmeyecek sizinki belki ama sizin takipçileriniz orada sizin videonuzu görebilecek. Daha böyle küçük organik bir hani topluluk oluşturma imkanınız var. Ha bu arada da size daha davetkar bir yer çıkarsa ki internette de o potansiyel hep var. Düşünün yani tam böyle oturmuştu 5-6 tane Amerikan devi vardı. TikTok diye bir şey çıktı. Ve burada da şimdi kime sorsak kimse izlemiyorum diyor ama herkes izliyor bir şekilde. En son İKSV'nin de sponsoru oldu artık yani kültür sanat dünyasına da girdi TikTok yani. İnkar edemezsiniz. Yani mesele şu yani böyle çıktı bir anda en büyüklerden birisi oldu. Ve yeni bir mecra yarattı. Ha beğenmeyebilirsiniz de ki pek yani beğenecek gibi durmuyorsunuz ama mesele burada değişkenlikler. Yani bu alan şey gibi değil. Yani ne bileyim General Motor, General Electric 100-150 yıllık Ford bilmem ne. Ama yani şöyle söyleyeyim hani Google 5 sene sonra olmayabilir de böyle bir kayganlık da var burada. Akışkanlık da var. Genelde hani bu bağlamda biraz. Ama şu var şey de söyleyeyim yine hız konusunda. Şimdi bu ilk şey atlatıldıktan sonra sosyal medyayla bu karşılaşma ve heyecanımız yatıştıktan sonra yavaş yavaş bu hız ve hızla beraber belki bu minimalizmin ötesinde de bir şeyler düşünülmeye başlandı. Şunu diyorum. Mesela bazı arkadaşlar da vardır burada Medium'u takip edenler. Mesela Medium long form, uzun formatta içerik üreten bir yer. Yani öyle bir oturuşta okumuyorsunuz ama az çok mesela finansal olarak da ayakta kaldı. Ben de bayağı besleniyorum oradan. Ya da yavaş gazetecilik diye bir şey türemeye başladı. Belki bazılarınız duymuştur slow journalism. Hatta tam da adına uygun Tortoise Medya'yı geçen hafta da ziyaret edebildim. Kaplumbağa Medya. Biz tabii bir Türk gibi düşündüğümüz için gittiğimizde herhalde 2-3 kişi yavaş yavaş bir iş yapıyorlar sanıyorduk. Koskoca bir haber odası 30-40 kişi çalışıyor böyle harıl harıl. Ama uzun format araştırmacı gazetecilik ve ayakta kalıyorlar finansal olarak. Yani binlerce insan para ödüyor. Siz böyle iş yapın diye. Evet bunlar şey değil. Hani ana akım belki henüz olamadılar ama bir gösterge var. Yani böyle farklı formatları da alan açılıyor. Son olarak da bu konuda yani daha birkaç yıl öncesine kadar mesela YouTube'da bir dakikayı geçmeyin deniyordu videoda. Koskoca sistem değişti. Şimdi uzun video yapın gibi. Hani böyle çok gösterge, çok dengeli bir ortamdan bahsediyoruz ya da faktörlü. Ama kendimize bir yerler bulabiliriz galiba. Şu materyalite kısmını atlayayım. İkincisi neydi hocam arada? Aslında Hız. görünürlük Ha. yani dikkat çekiciliktir. Ben onu nasıl tanımlayacağım Ha bilmiyorum. tamam. O Daha böyle aslında. makyajlı olanın filtrelenip yerlerini makyajlarken Hmm. dikkat Evet. çekici olanın yerlerinin Yani şöyle bu bence yani evet bu burada nasıl diyeyim sosyal medya bunu daha yoğunlaştırıyor bu olayı. Ama zaten bu hayatımızda hep olan bir yer bir yerde. Hatta dönüp hemen muhtemelen siz de bezmişsinizdir özellikle sosyal bilimlerde.
hemen atıfta bulunacağımız kişi Irving Goffman yine. Yani 70'lerden beri aslında bir maskeli hayat, işte gündelik hayatta çeşitli maskelerle yaşıyoruz. Tiyatral bir ortam. Yani aslında Goffman şimdi yaşasaydı çıldırırdı herhalde. Müthiş bir ortam. Tam işte tarif ettiği şey yaşanıyor ama o zaman da yaşanıyordu. Şimdi daha yoğun yaşanıyor belki. Buna göre de hani evet, filtre var, maskeler var. Aslında iki türlü filtre var bir de. Siz ilk filtre dediğinizde ben algoritmaları düşündüm. Bir de o var. Yani siz çabalıyorsunuz, güzel iş çıkarıyorsunuz. Takipçinizin önüne bile düşmüyor. O daha acı. Ha, o kısımda o mesela başımıza son 2-3 yılda iyice bela olan bir şey tırnak içinde. Burada da tabii şöyle var. Ben çok fatalistik bakmıyorum. Yani şöyle, yani beni takip etmek istiyorsan, o kadar seviyorsan beni, orada bildirime tıklayacaksın. O zaman her açtığım yerde gözükecek. Evet, herkes yapmıyor bunu ama yani hiç yoktan bir şey var, alternatif var. Ya da mesela Twitter'da kronolojik akışa dönebiliyorsun. Çoğu durumda aslında biz bu algoritmaları da kabul ediyoruz aslında. Yani işimize de geliyor gerçekten. Bilmiyorum kaç arkadaş tekrar Twitter'da zaman timeline'ını kronolojiye çevirdi. Ya da çevirmeyi biliyor musunuz bilmiyorum, hani bilmeyen de olabilir. Ama çevirdim, sonra ben tekrar algoritmaya geçtim. Çünkü gerçekten artık o akışa yetişemiyorsunuz. Yani böyle 1000 kişi takip ediyorsanız olmuyor. Burada aslında algoritma biraz şey diyor, hani kimle etkileşim içindeysen onunla. Hani onu daha öne çıkaracak. Acaba biz hani dönüp kendimiz, acaba bizi takip etmesini istediklerimizle yeterince ilgileniyor muyuz? Onların bizimle etkileşime girmesini sağlıyor muyuz diye düşünebiliriz. Ben sanat dünyasını bilmiyorum. O yüzden o kısım sizde. Ama mesela medya tarafını rahatlıkla söyleyebilirim. Alternatif medya hep ağlar. Ağlıyoruz, biz de ağlıyoruz yani. Özgür medya, bağımsız medya. Ama aslında hiç ciddi bir araştırma da yapmaz. Ya ben acaba kullanıcım, takipçim benden ne istiyor? Bana niye para vermiyor? Beni niye böyle takip etmiyor diye sormaz da. Ve zaten içerik de ortadadır. Klişedir, repetitivdir, tekrar eder zaten hani. O yüzden de biraz da ondan etkileşim olmaz. O yüzden de timeline'lara düşmemeye başlarız falan. Gördüğünüz gibi çok güzel büyük teknoloji devlerini de savunabiliyorum eleştirilerimle beraber. Üçüncü kısım aslında güzel bir nokta. NFT'den açtınız ama materyalite kısmı. Genellikle internetle böyle ilk etkileşime girenler o heyecan içinde o şeyi görmüyor. Aslında arkada, sırf arkada değil, bizi çerçeveleyen gerçekten büyük bir teknolojik, büyük bir materyal altyapı var aslında. Hatta üst yapı da var denebilir. Yani ancak eksikliğinde bunu fark ediyorsun. İtiraf edeyim ki ben mesela epey oldu da mesela Tunus yakınlarında bir deprem olmuştu. Akdeniz'de ve kablolar koptu. Deniz altındaki kablolar ve Türkiye'ye internet kesildi. Yani Türkiye içindeki host edilen web sitelerine bakabiliyorduk. Dışarıya bakamıyorduk. Bu herhalde 10 yılı geçmiştir. O zaman böyle kafamda dank etti. Ya havadan gelmiyor internet galiba ya. Bu başka bir... Evet, hala kablolarla geliyor yer altından. Hatta her şu aletlerimiz, hepsi, bağlantı hızımız, ödediğimiz faturalardan tutun. Çok boyutlu bir şeyin içindeyiz ama bize çok soyut gibi gözüküyor. Tabii bir eğitmen olarak ben dijital okuryazarlık şart diyorum burada. Hani tabii şaka ama bir taraftan başka bir seviyede böyle. Yani dijital okuryazarlığımızı hep arttırmamız gerekiyor. Bir de bizim kendimizin de, yani bu kendimi de ayırt etmiyorum. Çünkü mecralar değişiyor, dönüşüyor. Yani tam çözdük dedim. İnternet anlatacağız diyoruz. Metaverse diye bir şey çıktı şimdi. Hani şimdi ona da çalışmamız gerekiyor. Ya da blok zinciri. Kalk da blok zinciri anlat karşı tarafa. Bayağı zor. Hani artık burada kitle biliyordur diye varsayıyorum ama hani sürekli bir dönüşüm. Öğreniyoruz bunları ve bunların hepsi de bir takım materyalite. Bakın hani Bitcoin artık hani 2 yıldır hepimizin gündemindedir. Ciddi bir enerji harcaması yapıyor mesela. Öyle evet, çok dijital bir yerde ama bir taraftan da değil.
NFT'ye tekrar döneriz ama isterseniz. Bütün bu şeyi bir söyledikten sonra. Evet yazar hatırlamıyorum. Bulut diye bir şey yok diyordu. Yani bu bulut metaforunu kullanıyoruz ya işte şey için. Dosyayı Evet. buluta atmak, bulut hesapları gibi aslında çok zararlı bir metafor olduğundan bahsediyordu. Çünkü bulut deyince sanki havada ve elle Evet. tutulmaz bir şeymiş gibi daha işte kaya gibi bir şey aslında kullanmak. Çünkü o gerçekten yerin altından geçiyor o kaplılar. Bir ciddi Evet. bir fizikselliği var ve Binali Yıldırım değildi, değil mi ama onu dediğin şey? yok değil. Ve bu arayüzler onu gizlemek üstüne kurulu. Ve bunu sanatta da yapıyorlar. Yani sanatın arayüzlerini de gizliyorlar. Örneğin bir resmi bir mekanda, müzede görmek, galeride gördüğümüzde işte onun o ben ne bileyim yanına bakarım şasisini boyamış mı diye düşünürüm mesela. Benden ne kadar büyük, işte benimle ne kadar bir mesafesi var. Bütün bu fiziksel ilişkiler sosyal medyada böyle küçük ekranda kayboluyor. Sorun şu, onların kendisine yapıt yerine koyacak kadar ileri gidiyoruz. Yani pek sergi gezmiyor insanlar artık görünce. Zaten böyle bir şeyler yapmış deyip gezmesek de olur falan dedikleri oluyor. Diğer taraftan da sanatçıları biraz iki boyutlu ekran için, ekran estetiğine yöneltiyor da olabilir. Hatta orada daha iyi gözükecek formata doğru da yöneltiyor olabilir. Bu bence çok enteresan. Yani mekanla kurduğu ilişkileri sanatın başka bir küçük bir parantez açacağım. Daha iyi bir örnek olacak. Avrupalılar, Hollandalılar Japonlara resim yolluyorlar. Japonlar geri iade ediyorlar çünkü bizim bunları koyacak evlerimiz yok diyor. Yani o kadar büyük ki resimler. Şimdi resmin ve sanatın böyle bir mekanla zorunlu bir ilişkisi vardı. Sosyal medya bunu da değiştiriyor. Bunu eklemek istedim. Bir de aslında geçen bu yaşadığım bir olay var. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bu özellikle işte like sayısı, kimin önde olması, görünürlük meselesi açısından ve tabii işte bu post-truth ve dezenformasyon konusu açısından bir İstanbul'da bir festival düzenlendi. Dans festivali belediyenin. Doğaçlama dans festivali. Orada bizde bir uzun zamandır gördüğüm böyle bir şey var. Çağdaş sanat nefreti var. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi işte. Bizi aptal yerine koyuyorlar. İşte bunlar zaten kara para aklamak için yapılan şeyler. Bu şeyleri bize niye gösteriyorsunuz bu aptal saptal hareketleri diye. Bir de böyle çok takipçili herhalde bir 150 bin takipçisi olan birisi var. Böyle ekonomi ve siyaset yazıyor. Sürekli timeline'ıma çıkıyor gün boyunca. Aşağılıyor yani. Bir noktada da işte bunların ne teorisi var ne bir şey var. Ben de böyle ateşli bir insan olarak dayanamayıp şöyle bir 1300 sayfa sanat kuram kitabını al oku belki biraz hani şey yaparsın diye. Biraz da böyle küstahça bir yorum yazdım. Sonra gecenin bir yarısı başka bir tanımadığım birisinden bana mesaj geldi. Ya dedi işte bir cümle paylaştı dedi bu insan. Sonra bunu Google'ladım bu sizinmiş dedi. Oturmuş adam beni gece taramış ve Facebook'ta bir etkinlik şey üstüne konuştuğum böyle biyolojideki simbiyotik ilişkileri sanatta da görebilir miyiz diye bir Facebook metnini alıp onu sanki ben bir biyologmuşum, bir akademisyenmişim ve nasıl bir dezenformasyon yaratıyormuşum gibi daha da korkunçu beni evrim karşıtı olarak takipçilerine tanıttı. Bir sürü mesaj aldım ve böyle yani linç yemek denilen şey Evet. başıma geldi. Korkunçtu, travma uğradım gerçekten. Yani cevap da yetiştirmeye çalışıyorum birilerine ve araya böyle arkadaşlarım girdi. Sağ olsun bazı bilim insanları da girdi. Yani bu alıntıladığınız şeyde bile hiçbir problem yok. Ki zaten bu insan sanatçı ne yapıyorsunuz siz falan diye. Orada şeyi gördüm ben artık hani şeyi düşündüm mesela. Ya benim bu Twitter'da ne işim var? Hani ne yapıyorum? Kime ne anlatıyorum? Zaten gördüğüm işte bu çevrem bu benim. Bu arkadaşlarım da zaten sergilerde falan görüyorum. Ben burada niye varım mı sorgulattırdı bana. Kime niye ulaşacağım? Ve orada o kötü niyet, o kısacık şeyin içinde böyle kendini ifade etmeye çalışmanın dürtüsü korkunçtu. Yani biraz da aslında bu yine hızdan ve size zaman tanınmamasından hatta bundan hastalar şikayet ediyormuş ya doktorlarla ilgili. Yani bir hasta aslında kendini yarım saatte ifade edebiliyormuş ancak. Ama 30 saniye veriyorsun o insana ve bu yine aynı sorun şeye geliyor burada. Hıza. Aynı sorun bence NFT'nin kendisinde değil, teknolojinin kendisinde değil ama onun sunulduğu arayüzde de
var. Sürekli refresh edilen bir sayfa. Bunları söylemek istiyordum. Bir iki bir şey soracaktım size ama Ben kaçtı şey şimdi. araya Sizin gireyim aklınızda. de yani şöyle aslında dediğiniz hani bahsettiğiniz şeylerin çoğu gerçekten aslında yani sosyal medya ile ilgili değil de daha böyle kültürel sosyal değerlerle ilgili gibi geliyor biraz da. Çünkü yani evet. Emin misiniz hocam? Şimdi Tabii. mesela burada mesela bir yapamayız ya onu. Yani Evet. burada mesela bir arkadaş çıkıp ya sen ne diyorsun ya işte ne zırvalıyorsun? Az önce şunu dedin. Sanki o kadar da sosyal yani hayata dair bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyanın olanağında gerçekleşen bir şey olduğunu Yani düşünüyorum. Biraz ön şöyle, yargılıyım o konuda şimdi galiba. tabii, yani şöyle, evet onu, bunu da diyen çıkabilirdi tabii de, şeyleri düşünürsek eski zamanları aslında, yani ne bileyim gazete baskınlarının olduğu zamanlar var falan. Yani tabii aynı şey değil. Yani zaten aynı şey olsa benim işim bitti o zaman. Hani ben ne anlatacağım? O taraf tamam ama şey var, nasıl diyeyim, bu cahillik seviyesi ya da polemiklik, o popülizm bir tür vardı hep aslında bakarsanız. Yani işte çok övülen ne bileyim yani şimdi şeyde isim de vermek istemedim bir anda ama bir şair var mesela. Cahil Cüela bir adam. Yıllardır hani 70'lerden falan. Koskoca hani hareket var arkasında. Bilmem ne var. Ve hani o mesela o böyle hedef gösterdiğinde o zaman da gazeteciler ve saldırı oluyordu. Vesaire. Yalnızca burada evet hız arttı. Yani onu kabul tamam. Yani iletişim hızlandı ve özellikle de artık sosyal medya daha da hızlandı. Ama şeyi unutmayın yani televizyonda canlı yayında da falan da böyle çok ben hatırlıyorum işte daha üniversite hazırlanırken işte Sırplar kimyasal attı dediler bir Boşnak şehrine. O günün daha akşamına böyle 20 bin kişi Taksim meydanındaydı. Başlarında da şimdi Twitter'da da trollük yapan biri var. Yani o zaman da trolldü. Şimdi de troll. Yani her şey aynı demiyorum ama mesela bu uzmanlığa önem vermemek, böyle entelektüel düşmanlığı, bunlar mesela bazı kodlar yeniden üretilen kodlar gibi. Ve bu bakımda aslında Amerikan toplumuna da çok benziyor Türkiye toplumu. Yani iki yerde de çok benzerlikler var. O bakımdan hem buradaki intensiteyi anlıyorum sosyal medyada ama bir taraftan da sorun sırf oradan orada olmuyor gibi geliyor bana. Şeyde de bu çağda daha görünür olduğunu diyebiliriz. Ama daha önce de yani mesela gazeteler boy boy hedef gösterdi. Yani yine çağdaş sanatla ilgili evet belki anında değil ama ertesi sabah bir sürü gazete onu hedef gösterecekti. Göstermedi mi yani 70-80 yıl boyunca bunlar hep oldu. O bakımdan bir süreklilik var. Bir de böyle işin böyle bazen de bir tarihsel anlar. Yani 2009'da bu yaşanmayabilirdi. Türkiye tam Avrupa Birliği'ne girecekken tırnak içinde. Şimdi başka bir dönemden geçiyoruz. O şeylerin, saldırganların sesi daha çok yükseliyor. Burada da yükselebilir, orada da. Yani geleneksel medyada da ya da onun dışında da. Ama şeyi kabul ediyorum yani bir şeyler daha burada yoğun bir şekilde oluyor. Bu linç olayı da hani sosyal medya deyince de bir gerçek ve insanın da moralini bozan da bir şey. Ya burada mesela çekilip gidecek misiniz siz? Gittiniz mi? Kapattınız mı hesabı? Yani. Yani bence şey mesela Çünkü evet. erişebilirlik bence sorun. Şimdi şurada mesela Evet. telefondan bak burada bır bır titreyip duruyor. Bu Ya mesela sürekli zaten hayattan şey şimdi yapıyorsun. öncelikle Oraya hocam çekiyor. sessize alacaksın. Böyle stres Sessiz hocam, azalır. Yani sessiz de. titreme ama o zaman anlamaman lazım. Sessiz Işık mı ama yanıyor? titriyor vallahi işte. Titriyorsa onun ayarını yaptın mı bak stres gidecek bir kere. İkinci olarak hocam şöyle çok agresif yani şöyle çok yanında gibi ama onların çoğu da önüne çıkacak insan değil. Bu trollüğün öyle bir tarafı var. Yani kolaylaştırıcı. Başım Ben aslında de belalı. zamanında bulaştım. Ben de bak şimdi ne kadar sakin, nezih bir şekilde Twitter'ı kullanıyorum görece. Arada bir geliyor, sonra gidiyor tekrar. Burada önemli olan sizi yine de size oradan ulaşmak isteyenler olabilir. Ve siz yine bazı bilgi paylaşımları yapmak isteyebilirsiniz. Yani çekilmemek daha iyi geliyor bana hani sosyal medyada.
Yani bu mesela bu geçince bu şey arada bir atak yapanlar olur. En iyisi don't feed the trolls. Yani gerçekten kim bunu söylediyse müthiş bir laf. Yani hani nihai olarak öyle. Ve işte şey, yani bu başka bir konu tabii, sosyal medya ile ilgili değil de insanın kendi kişisel sınırlarını, hani onu hep fiziksel hayatta düşünüyoruz ya, orada da düşünmek gerek. Yani ben niye buraya atlayayım ki deyip, hani o sokakta yapmıyorsun onu yani. Gerçi orada da bulaşıyoruz yani bazen biz, değil mi, sıkıntı olunca. Yani siz de bulaşıyorsunuz tabii. Biraz galiba bende de bir sıkıntı var. Toplum çok agresif. Hiç iyi değil hocam bulaşmak, söyleyeyim ben size. Geldi mi aklınıza önceki şeyler? Hocam sizin var mı sanatla ilgili Yani şöyle başka sanat kısmı ben çok bu arada çok bir ya ben metalciyim zaten. Şimdi yani sanatla ancak o kadar ilişkim var. Yani nedense metalle sanatı pek yan yana koymuyorlar. Hep ezildik yıllarca. O yüzden çok iddiam yok. Ama bu mesela şey avantgard sanat da aslında zamanı her zaman azınlıkta kalmadı mı? Yani zaten adı üstü avantgard deyince biraz. O yüzden ben mesela şeyde hani dijital ortamlarda, platformlarda da daha böyle nasıl diyeyim deneyimsel işler yapan, bu sanat bağlamında da olsun, başka hani bağlamlarda olsun, zaten çok popüler olacağını düşünmüyorum. Yani böyle bir dinamik var. Yani şimdi biz de insanız. Yani her anda böyle ciddi iş de yapamayız. Ya yani hepimiz gidip goy goy tırnak içinde. Yani böyle komikli şeyler izliyoruzdur. Hani hepimiz. Ya da kedi köpek resimlerine, foto videolarına bakıyoruzdur. Bu çok doğal bir şey bana geliyor. Yani onların 1 milyon izlenip sizin eserinizin 10 bin izlenmesi çok doğal. Yani o dinamikleri bence hiç gözden kaçırmamak lazım. Böyle trend olan şey yani şarlatanlar, tırnak içinde bazıları. Ha, bu arada bazen nitelikli eserler de oluyor. O ne güzel. Keşke olsa ama o çok az olan bir şey. Ama hani trend olan şeylerin çoğu çabuk da uçup giden şeyler. Biz şimdi avantgard sanat bugün de biliyoruz. Hani 1930'larda yapılan şeyin değeri şimdi daha iyi anlaşıldı. Burada. Ama o zamanki ünlü olan şeyler hani ne bileyim bilmiyoruz diye yok oldu gittiler. Ben biraz öyle bakıyorum olaya. Burada da şöyle NFT olayında da yani zaten o bir aslında NFT'de de tabii ilginç bir gelişme de oldu. Yani bu arada yarınki sosyal kafada biraz bunları konuşacağız. Reklam da hatta sinemanın konuğumuz olacak. Böylece de tekrar şeye dönüyorum. NFT aslında mesela Wikipedia topluluğu NFT'yi bir sanat türü olarak kabul etmedi. Geçen bir oylama yaptılar aralarında. NFT aslında bir veri türü. Sanat için de kullanılabilir ama konser bileti için de kullanılabilir. Bir tür collectible tarafı var çünkü tekil bir bilgi türü kripto para bağlamında düşünülürse yani şey Ethereum'da da başka bir blok zincirde ama o yani oraya bir şey gömülebilir, o bir veri gömülebilir, sanatsal da olabilir, olmayabilir de. Hani şimdi biz de yine belki genelleme yapacağım ama hani çabuk tüketilen kavramlar var. Şimdi yani NFT'de son şey dalga. Hani herkes bir 3-4 aylığına NFT uzmanı oluyor. Sonra başka bir uzmanlığa geçiliyor. Bu arada aslında bunların hepsi de güzel kavramlar işlenen ama çok çabuk işlendiği için aslında işlenemiyor. Ya bir kongresi yapılıyor, başka bir şey yapılıyor, sonra başka bir konuya. Bakalım 6 ay sonra neyi konuşacağız? Ama bu arada aslında NFT çok güzel bir şey arada. Nasıl faydalanabiliriz? Bunun sanat tarafı nasıl olur? Başka kullanımları nasıl olur? Devam ediyor. Genellikle hani ekrana yansıyan o web, yani sergilenen şey aslında onun bir reprezentasyonu. Asıl bir data o. Veri bir yerde gömülü bir blok zincirde. Bazı sanatçıların bile emin değilim anladığından onu. Ama bunu şey içinde söylemiyorum yani kesinlikle küçümsemek için de. Yani bu bir yepyeni bir mecra. Biraz böyle hani çabuk bu alanın böyle hani şeyleri çıktı ortaya. Savunucuları genellikle onlar çerçevesini çiziyor ve insanların da işleri güçleri var hani başka yatırım yapamıyorlar hani bu konuyu öğrenmeye öyle söyleyeyim başka şeylerle uğraşıyorlar hani çok kınayamıyorum ama hani bir şey var zaten bilgi eksikliği var özellikle NFT konusunda da böyle bir durum var.
Ha şey ama şöyle iyi bilgilendirsek ne olacak? Şöyle söyleyeyim, çoğu insan yine ekran başından hani böyle daha böyle popüler olan şeyi beğenecek muhtemelen. Ve sizin o daha nitelikli eseriniz ancak zamanla daha organik olarak daha küçük bir kitle tarafından benimsenecek. Genelde dinamik hep öyle işliyor. Yani sosyal medyadan bağımsız bir şey yani. Zaten yani bazı işlerin doğasında popüler olmamak. Yani popüler oluyorsa ciddi bir şeylerden ödün veriyordur. Yani kitlesel bir estetiğe hizmet ediyordur vesaire. Öyle Zannedersin. bir taraf var. Bu arada bu ekranlaşma olayı, internet her şeyi tek düzeleştiriyor. Ya yani bunun böyle bir tarafı var. Yani evet, ne olursa olsun şu ekrana sığdırılır, temsil edilebilir hale getirilmesi lazım. İşte bu hani bu hype'ın bazın ötesinde Metaverse'ün bir katkısı bu olabilecek tekrar. Hani bizi ekrandan kurtarma, daha çok boyutlu ekran ötesine taşıma, işte artırılmış gerçeklikle başka şekilde. Mesela mekanla yeniden bir ilişki kurulabilir. Ben iyi tarafından bakıyorum, hype'ın ötesinde. Yani çünkü şu anda elimizdeki internet böyle ekran odaklı çoğunlukla düşünürsek burada bir Metaverse'ün böyle bir olumlu tarafı olabilir. Sanat Yeri daha bana şahsen çok şey geliyor. ne? Daha da tehlikeli geliyor. Yani biraz çünkü orada bir imge değil de yani artırılmış gerçeklik tabii ki başka bir şey. Orada hala fiziksel nesnelerle sanal olanın iç içe girmesi var ama diğer o işte gözlük deneyimi mesela hani orada bir optik bir illüzyon var. O mekan değil. Yani mekanın birçok şeyini vermiyor bize, sunmuyor. Örneğin mesela bir hasar olmuyor. Bir şey olmuyor. Beklenmedik bir şey olmuyor. Ya da Olur. ama donanımda oluyor. Mekan Yok, siz de düşebilir. Evet Yani düştüm şöyle, düştüm daha önce düştüm. genellikle hani ya şu O anda başka bir şey biraz ama. spekülatif bir şeyden bahsediyoruz, onu söyleyeyim de. Yani benim görebildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla, bu arada aramızda daha iyi bilenler de olabilir. Lütfen söyleyin, cahil cahil konuşmayın demeyin diyebilirsiniz bize. Ama benim anladığım, ya evet, gözlükle oturduğunuz yerden de bir şeyler bakabiliyorsunuz ama o asıl mesele, yani siz biraz aksiyon da alıyorsunuz ama ne kadar alacaksınız mesela? İşte o, henüz bütün o hardware şu anda inşa ediliyor ya da düşünülüyor. Bazı durumlarda dediğiniz gibi olur. Bir de yani şöyle, full tabii ki offline bir mekan değil artık. Ama mekanla yeniden bir etkileşim mümkün olabiliyor. Bir de bunu görüp tekrar boş verelim bunu deyip tekrar tamamen aslında mekan üzerine de bir şey yapılabilir. Bazen böyle tersine akımlar da oluyor. Bazen de doyuma ulaşıldıktan sonra geliyor. Şeyin mesela ne bileyim, non dijitalin, dijital olmayanın değeri de anlaşılabiliyor. Mesela analoğa bence bazı konular tekrar da ilgi olabilecek ki mesela şu plak kullanımı bile buna bir örnek olabilir. Ya da mesela Kindle'la e-kitap, basılı kitap ölecek deniyordu. Mesela gazete öldü, dergi öldü gibi. Ama mesela kitap ölmedi. Hepimiz, çoğumuz hala kitabı kokluyorsunuz. O yüzden e-kitap yayılmıyor, ucuzlamıyor arkadaşlar. Ama illa o tutacağım deme mesela, o önemli. O kaldı, o özellik falan. Onun için ben hani böyle tek yönlü bir gidişat zaten görmüyorum ama belki hani bazı hani metaverse özellikleri tekrar bir şey yaratabilir. Hani daha etkileşimli bir durum mekanla da. Bu arada tabii şimdiden de var. Mesela hani normalde o kadar çok multitrack gidiyoruz ki oyunları düşünün. Normalde oyun deyince kafamızda nasıl bir model var? Stereotype nedir? Oturur oynarsınız saatlerce. Ama bazı oyunlar oturtmuyor mesela sizi. Yani mesela Pokemon. Aramızda Pokemon oynayan oldu mu? Bir de onun öncüsü Ingress vardı. Bilmiyorum, Ingress'e yetişen oldu mu? Mesela Pokemon'da aksiyon alman gerekiyor. Yani biz böyle sınıfça Ingress oynadık. Ingress'te de hareket edip işte Pokemon'a benzer bir iş yapıyorsun. Biz oynadığımız söyleyince öyle insanlarla tanıştım ki, Garanti Teknoloji'den birisi hafta sonu karısıyla dolaşıyormuş işte puan toplamak için diyenleri tutun. Böyle kampüste yürüyen, böyle elinde şeyle telefonla insanlar falan. Yani mesela bazıları da şikayet etti. Hocam, oturduğum yerden oynayamıyorum. Bu nasıl bir oyun falan diye. Yani farklı yönelimlerde olabiliyor. Yani tek tip düşünmememiz lazım. Ama bahsettiğiniz şeyler dominant şu anda. Ve bunlar yeterince de eleştiriliyor zaten. Ve eleştirilmeye devam edecek. Benim hani
genel hep gördüğüm. Ben daha çok sizin gibi düşünmeye meyilliydim. Mesela yüksek lisans tezim dijital imge ve mekan üstüneydi aslında. Biraz daha böyle düşünüyordum ama daha giderek yıllar içinde daha distopik, klişe, hatta eskiden klişe bulduğum fikirleri savunur buldum kendime. Özellikle bu işte sanal mekan konusunu gerçekten yapıyorlar yani. Hani bizim dalga geçtiğimiz bir şey. Hani bir tane daha dünya yapalım. Siz de içine girin ve hani buradan ürün satın alın. Bütün sistemde bu ürünleri satmaya yönelik olsun ve gerçekten de şeyi unutun diyor yani. Dışarıyı unutun diyor. Yani Hocam, Pokemon çok dar bir örnek ve bir hocam meta üzerinden düşünmeyin ama. Yani şu anda Metaverse üzerinden mi düşünmeyeyim diyorsunuz? meta, bu Facebook hani adını değiştirdi ya. Bu dediğiniz tam aslında zaten yani Mark Zuckerberg'in şu anda anladığı metaverse bu. Gelin benim oradan satın alın diye bir şeyler. Ya ama bundan ibaret değil gibi. Mesele zaten onun hayaline bırakırsak kendimizi sorun. Umarım bırakmayız. Yani şöyle yine buradaki kitlenin de elinde değil. İnternetin nereye evrileceği muhtemelen. Bilmiyorum, arada belki bazı girişimciler olacak ve internetin şeklini değiştireceksiniz. İnşallah biz de o zaman deriz. Burada ne güzel şey olduk diye hani Kabul tam etmesek görüyoruz. hocam mesela bazen. Ama şey diyorum yani hani bizim dışımızda da birileri girişimler var, oluşumlar var ve hani Facebook bir sonraki evreyi belirleyecek diye bir şey yok. Ama demin tarif ettiğin şey tam Mark Zuckerberg'in istediği şey zaten. İnşallah Yok, öyle olacak. mimarisi o şekilde olduğu için aslında onu diyorum. Yani o yapsın ya da bir başkası yapsın, sonuçta yani o teknoloji sana diyor ki yani senin, yani ekran kartıyla mesela bir sürü şey yapabiliriz. Bir sürü oyun yapabilirim, iki boyutlu oyunlar yapabilirim, animasyon yapabilirim ama ekran kartının bir ontolojisi var yani. O bir şey, o diyor ki yani sana bir gerçekte olmayan bir grafiği üreteceğim diyor. Bu benim için mesela çok kritik bir şey. Şimdi bu dünyalarda da onların ideolojisi, içeriği nasıl olursa olsun özünde görsel alanını kuşatacağım diyor. Benim aslında sorunum oradan itibaren çıkıyor. Yoksa tabii ki bir sürü farklı uygulaması vardır. Yani kuşatma kısmına katılmıyorum ama öteki türlü de yani hani kuşatabilir mi göreceğiz. Tabii ki amacı olabilir. Ama yani tabii şöyle yaratım kısmına yani doğrudan zaten beni çok endişelendirmiyor. Yani şöyle aslında hani ortalama Baudrillard okuru bile hani 1980'lerin başından beri zaten medya bombardımanı diyor. O da herhalde interneti görseydi çıldırırdı hani asıl bombardıman nasıl olurmuş diye. Gördü ama başına, hatta bizim okula da gelmişti galiba, ama başına yetişti yani. Hani şu anda gelinen şu veri bombardımanıyla tabii ki hani başka bir süredeyiz. Yani bundan sonra yeni kurguların olması hani beni çok rahatsız etmiyor. İnsan aslında hep kurgu yaratan, yapan bir şey. Aslında bakarsanız hani ilk şey bile yani o bazen böyle Metaverse yazılarında şey bile gidiyor, bahsediliyor. Mağara adamlarının, insanların yaptığı çizimlere kadar aslında bir hayal hep var. Yani burada daha sofistike belki hayal kurmamızı sağlıyor bu gelecek internet. Ama bu şey demek değil. Yani evet dijital kesinlikle ağırlıklı olacak. Yani aslında bu teknoloji. Yani teknoloji ilerliyor. Ama arada retreatler, geri dönüşler hep oluyor. Yani hep onları deneyimleme şansımız olacak. Oluyor da zaten. Onun için analog bazı konularda analogun değeri de artacak. Yani bir taraftan hani bu kadar hani internette kafa yoruyup ve orada vakit geçirirken evlerimizin tasarımını daha iyi yapmaya da çalışıyoruz. Yani hani mekan düzenlemesini öyle göz ardı etmiyoruz. Yani o bakımdan aslında bu Pirate Bay'in kurucusunun öyle bir lafı vardı. Bir ara aramızda çok popülerdi. Hakim karşısına çıktığında senin gerçek hayatta ne iş yapıyorsun diye sormuştu. Gerçek hayat diye bir şey yok işte yani yalnızca life away from the keyboard var demişti yani. Aslında hayat bir bütün. Hayat bütün aslında yani hepsi bu. Bunlar da bizim yaratımlarımız. Yani onlar da hayatımızın parçası diye görüyorum ben. Mesele ne kadar kaderimizin efendisiyiz. Bu yaratımlarımızın ne kadar esiri oluyoruz ya da olmuyoruz meselesi. Onu da her zaman tartışacağız bence. Ve yani anlaşabileceğimizden de emin değilim. Yani bu da çok doğal. Yani farklı pozisyonlar alıyoruz. Ama en azından tartışıyoruz. Yani, ve
Sonraki aşamaları da aslında bu tartışma belirliyor bir yere kadar en azından diye ümit ediyorum. Bilmiyorum arada katılmak isteyen arkadaşlarımız var mı? Biz böyle lafladık da. Geliyor mikrofon. Bizde hep olumlanıyor teknoloji. Sanat dünyasında da böyle bir şey var. Yani mesela hiç şeyi görmedim hani. Bir şey yeni teknoloji ise otomatikman güzel, yeni, iyi bir fikirdir gibi de Şimdi algılanan bir tarafı da var. beyefendiye söz vereceğim de şöyle bir hemen ya ben kim olumluyor? Genelde hep gömmek üzerine kuruldu. Yani ben Bence öyle şaşırdım değil, değil mi şahsen. sanatta? Yani şu anda herkes teknolojiyi eleştiriyor. Herkes sosyal medyayı eleştiriyor. Olumlayan kalmadı gibi ama yalnızca pazarlamacılar. Yani o işi onlar tamam, onlar olumluyor. Buyurun. Efendim lütfettiniz. Şöyle ben tabii yaş ve hatta jenerasyon farkı olarak da ifade etmek istiyorum ki bakıyorum bizim beyin takımı genç jenerasyon arkadaşlarımız buradakiler hepsi neler yapıyor? Hayattan neler bekliyor ve geldiğimiz yeri biliyoruz. Acaba bundan sonra nereye gideceğiz diye düşünüyorum. 76 yaşındayım ben bir düşünüyorum naçizane. Ve topluma da katkı yapmak istiyorum. Ya özetlemek lazım. Siz gayet güzel söylediniz. Yani insanoğlu işte mağaralarda resim yapıyor idi tek başına ama onu kimse bilmiyordu. Şimdi biz hep belki hani tenkit ediyoruz sosyal medyaya ama bence mucize bir çağı yaşıyoruz. Çok iyimserim bu konuda. Mutlaka dikenleri de olacaktır. Ama gülü sevmek, koklayabilmek için gülün kendisini bir tanımamız lazım. Dolayısıyla yani biraz belki konuyu dağıtmak da değil, biraz açıklama yapmak isterim ama vaktinizi de burada çalmak istemiyorum. Estağfurullah. Şimdi insanoğlu bir kere var olma mücadelesi yapıyor. Var olacağız. Geleceğimize de çocuklarımızla, torunlarımızla bunu armağan edeceğiz, devam ettireceğiz. Mağaradan geldik, kimsenin haberi yoktu. Şimdi inovasyondu, işte X kuşağı, Z kuşağı, tamam. Yani harfler de bitti, Z de bitti. Yani bundan sonra ne olacak? İşte Metaverse, tamam. Bunlar olacak, bunlar o hepsinin oluyor olması fevkalade sağduyulu bir gelişim. Niye? İnsanoğlu zekasını, zeki insan, 300 bin yıldan beri biz varız burada. O da Fas'ta en son tespit edildi sizin o kablo konusundaki gibi oradan anımsadım. Şimdi geldik bir yerlere. Tabii şu anda şu andaki çocuklarımız, gençlerimiz mutlaka bir dijital kart biz sahibi olmak durumunda. Mecbur. Yoksa kendi yani başını kuma gömmüş bir deve kuşundan farkı olmayacaktır. Ben yani şöyle söylemek lazım. Sosyal medyadaki bu gelişmeleri, çağın bu noktaya gelmesini inanılmaz bir insan hayatının, muayenesinin, yaratıcılığının fevkalade geliştiğini gösterdiğini ifade etmek istiyorum. Kanımca. Ve daha da gelişecek bu. Yani daha da ışınlamaya gidecek işte falan falan. Çalışılıyor bunların üzerinde. Ve yani insanlar çünkü devamlı hep ileriye gitmek istiyor. İleriye de gitmesi çok güzel. Ha bu arada mesela tabii sıkıntılar olmuyor mu? Tabii rekabet olacaktır. Menfaat olacaktır. Egoizm ön plana çıkacaktır. Yarışmada önde olmak gerekecektir ki insan yapısının temelinde bu var zaten. Ama bunları da olabildiği kadar tabii aklımızla, zekamızla, yaratıcılığımızla, düzenli bir hukuk sistemiyle burada yapacağız. Ben naçizane bir yani uğraşıyorum işte bu işlerle neler nasıl fayda olabilirim falan bir marka kurdum yani Bioseneus Group diye bir şey. Türkiye'de patent işte marka falan aldık bir şeyler. Şimdi tabii istiyorum ki bu daha evrensel bir noktaya taşınsın. Söylenecek o kadar çok şey var ki siz yani Ahmet Bey, Mehmet Bey olarak olaya çıktığınız zaman hiç bir şey değilsiniz. Yani bizim biliyorsunuz yani Boğaziçi gibi
Çünkü bir üniversitelerimiz bile dünya standartlarında hep aşağıya gidiyoruz. Ama ben bakıyorum çocuklarımıza, inanılmaz bir kaynak var. İnanılmaz bir yaratıcılık var. Hatta bizim yaratıcılığımız tek düzey eğitim gören Batı sisteminden bazı noktalarda daha da ileri gittiğini ifade ediyorum. Ama bizde uçurum çok büyüdü. Çok farklılaştı. Yani iyimser. Evet. Bunu devam ediniz hocam. Çok güzel öğrenciler yetiştiriniz. Ben moral vermek istiyorum. Yaşam harika bir şey. Yani, teşekkürler. Evet. Bir hocamızın da sözüdür. Yani yaşam, hayat bir zenginliktir. Yaşam yani harika bir olay. Bir saniyemizin bile değeri var diye düşünüyorum. İyi yoldayız. Daha iyi olacağız. Dikenleri zaman zaman böyle törpüleyeceğiz. Orada gene insan size yazanları biz ya. Ayrıca yani değişmeyen tek şey değişim. Evet. Herakleitos'un bir söz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben saygılar sunuyorum size. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Devam ediniz yani. Tamam. Teşekkür ederiz. Tabii buyurun. Post-truth'tan bahsettiniz. Bu post-truth çağının çağdaş sanata yansımasını Metaverse üzerinden okuyabilir miyiz? Post-truth'tan sen bahsettin. Onun için bu zor bir soruydu. Çok zor. Yani kafam çok karıştı. Biraz açabilir misiniz? Yani benim de aslında kafam çok karışık bu konuda. Çünkü birisi epistemolojik, birisi ontolojik düzlemde. Ama bir yerde de hep Metaverse'den konuşuyoruz. Ama hep basın sonrası çağ, sanat Metaverse'e gidiyor. Yani aslında galiba sorun şu. Hani dışarı, yani yanlış bir kelime kullanmamaya çalışıyorum felsefi bir soru sordunuz ama hani olguların epistemolojik düzey ya da onlarla ilişkilendiğimiz arayüzlerle diyelim, daha hani yumuşatarak konuşalım, birbirlerini karşılıyorlar mı? Sorun bu oluyor. Ve söylemin maddenin önüne geçmesi, hani post-truth'tan benim anladığım o. Yani işte bir siyasetçi çıkıp bir şey söylüyor ya da benim başıma gelen, işte diyor ki bu akademisyen cahildir diyor. Tamam olarak kabul ettiler mesela. Yüzlerce insanın gözünde ben öyleyim artık. Çünkü söz, onun hani maddi karşılığına bakılmadı. Dolayısıyla bunu anlıyorum hakikat sonucunda. Şimdi burada da madde ve söz ilişkisini şeye haritalarsak, bu Metaverse'e. Orada galiba bir, hocama da aslında onu demek istiyordum ben biraz evet, önce. Evet, yani aslında orada da bir hakikatin yitimi söz konusu. Evet, madde yok çünkü. Madde sorunu. Yok ama işte hakikat dediğimizde bilgiye dayandığı için hani ortada bir sorun var gibi. Ben de bunun üzerinde bir araştırma yapmak hakikatin bilgiye dayandığı konusu ama çok şey bir iddia olurdu. Hani direktman. Emin olamadım ondan. Yani yani ben kediyle paylaştığım bir hakikat olduğuna inanıyorum çünkü. Ve hiç aramızda şey yok yani, dilimizi bilmiyoruz ama birbirimize bakıp kedi geliyor yani benim yanıma. Hiç orada sanki öyle bir bilgisel bir seviye yokmuş gibi geliyor ama bu başka tatlı bir tartışma olurdu. Tamam hocam. Ben başka bir yerden aslında onu şöyle söyleyeyim. Ben de yine interneti savunarak şöyle diyeyim. Yok canım, ama sakın öyle düşünsün. Yok öyle bir şey yok. Yani bugüne kadar iki süreci iyi hak ettik diyeyim, insanlık hak etti anlamında. Bir tane böyle post-truth üzerine böyle güzel bir böyle yarı felsefi bir kitap kitap şeyle başlıyor, 1970'lerle başlıyor. İşte iki tane bilim insanı kutupta şeyi fark ediyor, bir erime, normalden fazla erime olduğunu. Bunu işte belli yerlere bildiriyor. Kimse inanmıyor buna. Olamaz. Küresel ısınmanın aslında ilk tespit edildiği zamanlar böyle bir şey yok falan deniyor. Sonra işin içine politika giriyor. İşte cumhuriyetçilerin zaten hani tavrını biliyorsunuz. Ve hala da kabul etmiyorlar iklim krizini. Bugünlere kadar gelindi. Yani 40 yıldan bahsediyoruz ve hala bugün İklim krizini öyle bir şey yok diyen böyle bir sürü ülke yönetici var, politikacı var. Bir ülke işgal edildi. Orada kitlesel imha silahları var diye yalan söylediler açık açık ya. Yani koskoca devlet adamları yalan söyleyerek Irak'ı işgal etti.
Şimdi bunlar dururken ben hani sosyal medyaya falan hiçbir şey diyemiyorum. Yani ha bu arada Saddam'ı da tabii ki hiç haz etmezdim yani, o ayrı. Ama yani böyle yalan söyleyerek bir ülkeye girdiler. Yani çok büyük bir şey bir olay aslında düşünürsek. Bunun gibi öyle büyük yalanlar var ki yani şeye kalmadan hani medyaya bırakmadan işi bir bakıma hani insanlığın kendisi onca bilimsel gelişmeyi, onca bilimsel uzmanlığı kendi kendine yok etti. Yani bayağı ya da güveni sarstı diyelim. Ve bugünlere gelindi. Ciddi bir güven krizi var bugün kurumlara karşı. Ama bunu ne sosyal medya ne de medya yaptı aslında daha da önce. Bu zaten artık bir sürü tarihsel sebep sayılabilir. İşte kapitalizmin belli bir evresi de sayılabilir. Başka şeyler de sayılabilir. Ama ciddi bir güven krizi var bütün kurumlara karşı. Ve bu da medya, sosyal medya gibi bir şeyle birleşince tabii artık iyice ölümcül bir hale geldi. Sosyal medyanın orada daha bir arttırıcı ve görüntüleyici bir tarafı var. Ama gerçekten hani o kadar çok drama yaşandı ki hani post-truth bağlamında. Yani çok yakın zamanda bile hani bazen hani sosyal medyadan önce biz bakıyoruz ana akım medya yine bazı şeyleri. Yani şu yakın tarihimizde Kabataş olayı vardır. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani yoktan sıfırdan bir şey kurgulandı yani. Ya da işte benzeri diğer şeyleri de biliyorsunuz. Yani bunlar da ben ha bu da bir de tabii internetin bize yaptığı bir belki şey internette bakınca çok global bir mecra gibi görüyoruz. O bizi azıcık yanıltıyor. Aslında lokal etkiler çok fazla. Amerika'daki dezenformasyon da buradaki aynı işlemiyor olabilir. Ya da kullanım pratiklerimiz de farklı. Bu da yani ilk başta evet globalleştiriyor denmişti. Hatta o da bir önceki literatüre eskiden de belki hatırlayanınız olur sosyolojide falan. McDonaldization of society falan gibi şeyler çok söyledi. Tek tip olacak işte globalleşme geldi. Bütün kültürleri Amerikan kültürü yapacak falan deniyordu. Kabaca ya da işte Hollywood üzerinden. Hiçbiri öyle olmadı. O zaman da olmadı. Sonra internet çıkınca şimdi internet de tekil bir global kültür olacak derdi. Olmadı. Aksine lokal varlıklar kendilerini bayağı güçlü bir şekilde orada temsil ediyorlar. Yani aslında interneti de mesela görüp de bundan faydalanayım ilk diyenler mesela dini diasporalar ya da işte yani El-Kaide 11 Eylül'ü biz ne bileyim chat odalarında en çok flörtleşmeyi düşünüyorduk. Onlar saldırı planlamış. Yani daha 2000'lerin başında hani çok hani farklı kullanımlar mümkün. O yüzden aslında hem global hem de global olmayan bir platformdan ve onun evrimleşmesinden bahsediyoruz. Bütün bunlar bağlamında bir de tabii ki müthiş bir anti-entelektüelizm, popülizmle birleşmiş siyasi olarak demokratik bütün kurumların zayıfladığı bir dönem, bütün uzmanlık paradigmaları iflas etmiş durumda. Yani berbat bir dönemde yaşıyoruz ama hani bu döneme de hemen 2 yılda gelinmedi. Onu belirtmek isterim. Yani bundan sonra da birlikte inşa edeceğiz aslında yeni bir düzen olacaksa hani bence çok insan da hani Türkiye'de değil sırf yani bütün dünyada farkında gelinen noktanın da daha önce de yapıldı yine yapılacak. Ha bu arada zaten tamamen de orta çağlara dönülmedi hala da çok güzel şeyler var ortada. O yüzden hani göreceğiz. Ha ama hakikat şey konusunda da yani ben de çok post yapısalcı bir şekilde yetiştirildim. O yüzden şeyime ters. Tek bir hakikat kabul edebilmek, tıynet fıtratıma ters geliyor falan diyerek. Evet. Buradan da şeye bağlayacağız. Şifre nasıl kırılır falan. Böyle vallahi teşekkür ederiz. Hani bu bize vakit ayırdığınız bu güzel güneşli günde böyle kapanıp. Hocam teşekkürler. Teşekkür ederim. Keyifli oldu.